Arkadaşlar 12 Şubat Pazar günü, bugün depremin 7. günü. Sizlere Adıyaman Gölbaşı ilçesinden önemli bir bilgi vereceğim. Burası Güneydoğu Anadolu deprem bölgesinin tam üzerinde. Fay hattının geçtiği bir bölge. Çok riskli bir bölge. En çok hasar alan bölgelerden bir tanesi de Gölbaşı'nın şehir içi olan tam meydan. Binanızın hasar durumunu öğrenmek istiyorsanız Gölbaşı'nda olmanıza bile gerek yok. Hemen E-Devlet'e giriyorsunuz arkadaşlar. Akıllı telefonlarınızda eğer E-Devlet uygulaması yoksa indirebilirsiniz veya bilgisayarda internet üzerinden de yine E-Devlet'e girebilirsiniz. E-Devlet uygulamasına giriyorsunuz. TC kimlik numaranızla giriş yapıyorsunuz. İster kendi ikamet kaydınızın olduğu yeri veyahut da manuel olarak adres seçerek, aileniz olabilir, yakınınız olabilir, herhangi bir adresin hasar tespit durumunu sorgulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken işlem sıralamasını ben size hemen kısa kısa söyleyeceğim. E-Devlet'e giriş yapıyorsunuz. E-Devlet'in arama motoruna hasar tespit yazdığınız zaman hemen oraya hasar tespit sorgulama ve itiraz işlemleri seçeneği çıkıyor. Hemen ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. İkamet adresin veyahut adres seçenek tespiti sorgulamayı size önünüze getiriyor. İster kendi ikametinizi tıklayabilirsiniz. Hasar durumunu öğrenebilirsiniz. İsterseniz de adresi manuel olarak mahalle, sokak, numara olarak giriyorsunuz. Tabi burada önemli olan nokta şu: eğer görevliler gelmiş de sizin mahallenizde hasar tespit yapmışsa hemen orada sizin karşınıza hasar tespiti bulunmaktadır veyahut bulunmamaktadır. Eğer bulunmamaktaysa görevliler yakın zamanda gelecek deniyor. Diğer türlü hasarsız bina yazıyor, az hasarlı bina yazıyor, orta hasarlı, ağır hasarlı veyahut acil yıkılacak bina diye size orada bildirim yapıyor arkadaşlar. Tabii ben dün akşam girdiğimde Gölbaşı'nda sadece 5-6 tane mahalle vardı. Aynı zamanda çekim yaparken yolda görevlilerden bir tanesini gördüm. Elinde tabletle dolaşıyorlar mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina. Hepsini tek tek inceleyip bina oturulabilir mi, oturulamaz mı onları işaretliyorlar. Diyelim ki sizin binanıza orta hasarlı, ağır hasarlı veya herhangi bir hasar kaydı girildi ve siz buna itiraz etmek istiyorsunuz. Sizin 30 gün itiraz süreniz var. İtirazınızı şehir merkezinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne veyahut kaymakamlıklara dilekçeyle başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Binanız için verilen hasar kaydına 30 gün içerisinde itiraz edebiliyorsunuz. Hemen kısaca yine özet geçiyorum. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi. Depremin 7. günü, 12 Şubat Pazar günü öğle saatlerindeyiz. E-Devlet'e giriş yapıp arama motoruna hasar tespit yazıyorsunuz. Hasar tespit sorgulama ve itiraz işlemleri seçeneğini tıklıyorsunuz. Ondan sonra kendi ikametinizi veya manuel olarak başka bir ikameti yazıyorsunuz. Ve orada tıkladığınızda şu seçenekler karşınıza çıkıyor. Hasar tespit verisi bulunmamaktadır ki bu durum görevlilerin yakında size geleceğini bildiriyor. Hasarsız bina, az hasarlı bina, orta hasarlı bina, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina diye karşınıza seçenekler çıkıyor. Sizin karşınıza çıkan bu seçeneklere 30 gün içerisinde dilekçeyle kaymakamlığa giderek itiraz etme hakkınız var arkadaşlar. Bunu da buradan bildirmiş olayım size.